Son bir ay kaldı Tonguç. Hiç eyvah deme. Çünkü biliyorsun ki Tonguç öyle demiş. 5 ay kaldı, 4 ay kaldı dedik ki biz. İşte daha çok var ya, çalışırım falan. Hemen geçti hocam zaman. Ama ya. Şimdi artık ne demeye başladık? Eyvah, konular, denemeler, testler, ne yapacağım endişe. Hiç gerek yok. Çünkü sınav bize göre son bir ayda kazanılır. Çok çalışmış insan bile son bir ayı verimli geçirmeli. Çok çalışmamış insan bile son bir ayı verimli geçirmeli. Peki nasıl endişelerden kurtulacağız? Bir kere konuları yetiştiremeyeceğim. Daha fazla soru çözemeyeceğim. Netlerimi yükseltemeyeceğim şeklindeki olumsuzlukları son tamamen... ayda kazanılır mı hocam yani? Kesinlikle. Bak ne yapacağımızı planını şimdi sana söyleyeceğim. Bir kere şunu sorman gerekiyor kendine. Şu an kaç net yapıyorsun Tonguç Ölen Bey'im? İstediğin sıralama ne? Ondan sonra o sıralama için artık kaç nete ihtiyacın var? Neler daha çalışmalısın? Neler daha yapmalısın? Peki konu eksiğin var mı yoksa dikkatin mi dağınık? Denemelerde niye yanlışların çıkıyor? Bunu ilk başta kendine sormalısın. Tamam hocam. Hazır mısın efendim? Şimdi sonrasında da şunu bilelim. LGS 2019'da sözelde ve sayısalda çıkan soru sayıları belli. Burada toplamda 50 soru, burada da toplamda 40 soru çıkıyor. Ve Tonguç, konu analizi yaptığımız zaman bu toplam 90 soru, 38 tane sözel konusu var. 24 tane de sayısal konusu var. Sen bu konuları bildiğin zaman bu soruların hepsini yapabilecek kapasitede olacaksın. Hiç merak etme. Yapman gereken şey ise sıralama sınavı olduğunu bilmek. Sıralama sınavı dediğimiz... Sıralama sınavı ne demek hocam? Sıralama sınavı dediğimiz şey aslında bazı sorular boş kalabilir. İlla bütün soruları doğru yapacağım. Bütün soruları hiç boş bırakmayacağım. Hepsini 90'da 90 yapacağım. Böyle bir şey yok. 90'da 90 yapmasam da kazanır mıyım hocam? Evet tabii ki Tonguç Ölen Hanım. Zaten geçen sene de full yapan çok çok az insan vardı. Dolayısıyla öyle full yapmak diye bir niyetimiz yok. Hani sınavda 100 almadım, ağladım. Öyle bir şey yok. Bu sınav sıralama sınavı. Birçok yanlış çıkacak, birçok hata çıkacak belki ve ona rağmen sen yine ilk 1000'e, ilk 5000'e, ilk 10.000'e, ilk 100.000'e gireceksin belki. 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. Unutma Tonguç Ölen Bey'im. Yani rakibinden az yanlış yapmak seni öne çıkartabilir. Açmayın mı yani hocam? Kesinlikle. Bir konu listelerine bakarsak matematik konu listemiz bu. Toplamda dedik ya işte 38 tane konu var. 20. Bunlar aslında bu konu listesinin içinden geliyor. Matematikte tamam konu listesi birazcık fazla. Birazcık daha fazla bölümlendirdik. Çarpanlar, katlar, üstlü ifadeler, kareköklü, veri analizi, basit olayların olma olasılığı yani olasılık dediğimiz şey. Cebirsel ifadeler, doğrusal denklemler, eşitsizlikler, üçgenler, benzerlik, dönüşüm geometrisi ve geometrik çizimler. Tonguç, burada en önemlileri belirlemen gerekiyor. Yani ben sana kısaca hemen hızlı bir şekilde en önemli kareköklü ifadeler çok önemli Tonguç Ölen Bey'im. Buradan soru gelir. Doğrusal denklemler çok 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 önemli. Buradan %1000 trilyon. Eşitsizlikler önemli bir konu Tonguç'um. Üçgenler önemli bir konu Tonguç'um. Geometrik cisimlerde silindir çok çok önemlidir diyoruz. Şimdi Türkçe'ye bakarsak sözlükte anlam, cümlede anlam, parçada anlam, parçada yapı ve anlatım, fiilimsi, cümle öğeleri, fiil çatısı, cümle türleri, anlatım bozukluğu, yazılma noktalama, metin türleri, söz sanatları, atasözleri. Tonguç Ölen Bey'im, burada tabii ki en önemli şey zaten herkesin bildiği şey parçada anlam. Parçada anlamda onlarca soru çıkıyor. Yani senin burada gerçekten de bilmen gereken şey paragrafı okuyup doğru neti yapabilmek. Buna odaklanmamız gerekiyor. Fen bilgisine baktığımız zaman mevsimler iklim, DNA genetik kod zaten 7 tane ünite var biliyorsun. Basınç, madde ve endüstri, basit makineler, enerji dönüşümleri ve çevirebilme, elektrik yükleri ve elektrik yayınısı. Buradaki en önemli konuları sana belirtmek istiyorum. Tonguç Ölen, DNA genetik koddan mutlaka örnek sorularda olduğu gibi sorular gelecek. Aynı zamanda madde ve endüstri çok geniş bir konu biliyorsun. Isı konusu var içinde. Aynı zamanda periyodik tabloda var. Buradan da %100 soru gelecek. Enerji dönüşümleri, çevre birimleri, fotosentez solunum dediğimiz yerden deney soruları %100 gelecek. Bunlara odaklanmak çok çok önemli. Elektrik de son konu olduğu için mutlaka bir tane veya bir iki tane soru gelmesini bekliyoruz. İnkılaba baktığımız zaman bir kahraman doğuyor. Milli uyanış, ya İstiklal Yolu, Atatürkçülük ve çağdaşlaşan Türkiye, demokratikleşme çabaları, dış politika ve Atatürk'ün ölümü ve sonrası. Tonguç evladım bir kere 3 ve 4 yani ya İstiklal ya ölüm, Atatürkçülük ve çağdaşlaşan Türkiye mutlaka %100 senin odaklanman gereken konular. Bunlardan çok 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 fazla soru gelecek ve bizim yorum yapma soruları dediğimiz şey aslında hem bunlardan çıkacak hem de bunlar ağırlıklı bir sınav karşımıza çıkacak diyebiliriz. İngilizceye baktığımız zaman friendship, teen life, in the kitchen, on the phone, internet, adventures, tourism, chores, science ve natural force dediğimiz konulardan yani toplamda 10 tane ünitemiz var. Bu 10 tane üniteden de konuşuyorum. Hepsi eşit ağırlıkta. Çünkü her birisinden birer tane soru gelmesini bekliyoruz. 10 soru 10 konu. Aynen 10 soru 10 konu. Süper zekisin. Dine baktığımız zaman kader inancı, zekat ve sadaka, din ve hayat, Hazreti Muhammed'in örnekliği, Kur'an-ı Kerim özellikleri. Tonguç evladım benim son senelerde de yüklendikleri kadarıyla şunu anlıyoruz. Kader inancı, Hazreti Muhammed'in örnekliği ve Kur'an-ı Kerim ve özelliklerinden gerçekten çok fazla soru gelmesini
sorularını bekliyoruz. Zekat sadakadan, din ve hayattan birazcık daha yorum soruları gelebilir diyoruz. O zaman Tonguç, bir kere bu konuların hepsine baktıktan sonra konularım tam, sen hangi konudasın? Paylaşım, konu paylaşıyorum hocam. Üç, hayır hayır, şunu demek istiyorum. Üç farklı durumda olabilirsin. Konuları tamam olabilirsin. Eksiklerin var olabilirsin veya yetiştirme imkansız olabilirsin. Sen ilk başta hangi konumdasın? İlk başta kendini belirle. Yani bunlardan hangisin sen? Eğer konuların tamamsa harika, mükemmel, çok iyi, muhteşem ve soru sayını arttırmalısın şu anda yapman gereken şey. Son bir ayda kazanılır dedim ya. Evet hocam. Çalışan insan da şu ana kadar son bir ayda kazanabilir. Çalışmayan insan da son bir ayda kazanabilir. Nasıl olacak? Konuları tamam insan zaten çalışmıştır daha önceden de. Harika bir şekilde soru sayısını arttırmalı. Ve sonrasında sosyalliğini birazcık azaltmamız gerekiyor. Ve deneme süreni süre tutarak çözmemiz gerekiyor. Yani zamanlı deneme çözmemiz acayip kritik bir şey. Çünkü bundan sonra bir ayda toplamda günde 8 saatimiz olsa desek, hani günde 5 saatimiz olsa desek, toplamda 150 saatimiz vardı. Saatimiz belli. Dolayısıyla bu saat sayısını iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Denemeleri süre tutarak çözmelisin. Çünkü zamanla yarışacaksın gerçek sınavda. Eksikleri olan bir insan sensen hiç endişelenmeye gerek yok. Son bir ayda ya insanlar neleri bitiriyor bir ay içerisinde? Neler icat ediyor? Gerçekten biter mi hocam? Hiç endişelenme bir kere. Hiç endişelenme. Endişeyi tamamen sil. Motivasyonunu kaybettiren bir şey çünkü bu. Konu listesini çıkardık. Zaten bir sene demin verdik. Bu konu listesinden öğrendikçe yanlarına tik atmaya başladım. Zaten bir saatte bir konu çalışsam ve bitti zaten. Toplamda kaç konu var ki? Soru çözerken basitten başlayarak ilerlemen gerekiyor. Öyle hani tost mantığında, hani temel orta sınav tarzı diyoruz ya. İlk başta temel soruları çöz. Lütfen sınav tarzıyla çatarank diye girip de kendi moralini bozma. O yüzden konu listesini çıkardıktan sonra çat diye ilk başta basitten çözmeye başla soruları. Sonra hatalarını not et. Acayip önemli bir şey. Hatalarını not edersen Tonguç Evladım benim, kendine dersler çıkartırsın. Her hatanın bir tecrübe olduğunu unutma. Sınavda karşına çıktığı zaman onu yapmayacaksın. Yetiştirmem imkansız diyen arkadaşlar. İmkansız. Bunu söyleyen arkadaşlar çok fazla vardır. Kesin vardır. Ama bu aslında sadece bizi geriye çeken bir cümle. Bu cümleyi kurduğumuz zaman zaman kaybediyoruz aslında. Zaman kaybetmeyi lütfen bırak. Gerçekçi ol, harekete geç. Yani lütfen durup da ya ben yetiştiremeyeceğim, zaten gerek yok. Ama hiç böyle bir şey yapmaya. Hadi söyle birkaç tane bakayım şöyle. Olmayacak hocam ya. Aynen, böyle endişelerle kendini demotive etmenin hiçbir manası yok. En çok soru çıkan konuları listele Tonguç Evlenmeyim. Kat sayısı yüksek derslerine önem ver. Mesela örnek olarak Türkçe matematik fenin 4 kat sayısı. Yani bunlardan 4 soru yaptığın zaman bunlardan bir soru yapmış gibi oluyorsun Tonguç'um. Dolayısıyla lütfen bu üçlüye, yani mahşerin 3 atlısı mı dedi? 4 atlısı. 4 atlısı. O neydi? O zaman tam tersi oldu. Gerçekten bu acayip önemli üçlüye odaklan. Zaten Türkçe'de birçok insan bütün soruları yapabiliyor, yakın yapabiliyor veya fende şey yapabiliyor. Hani iyi kötü yapabiliyor ama genellikle matematikte birazcık insanlar zorlanıyor. İşte o zorlanmayı da üstüne giderek... O zaman çünkü herkes zorlanıyor hocam. Evet, herkes zorlanıyor. Hiç merak etme. Yani sen 13 set yaptın, eyvah battım, hiçbir şey yapamayacağım, geçemeyeceğim. Hayır, zaten herkes genellikle ortalama, Türkiye ortalaması o civarlarda, hatta daha da az çıkabiliyor. Çıkabilecek. Son ayda yapmamız gereken şey, hiç bakmadığın konu kalmaması gerekiyor. Yani bütün konuları mutlaka bilmen veya en azından çok iyi hatırlaman gerekiyor diyoruz. Haftada 3-4 deneme mutlaka çözmemiz gerekiyor. Deneme iyice acayip önemli bir şey. Şu son ayın en önemli tüyosu desem denemedir. Denemelerin sayısını arttırmamız gerekiyor. Sınavda bir deneme aslında değil mi hocam? Aynen, kesinlikle. Ve yatay sorulardan oluşan, hani milletimin de verdiği gibi bir yeni tarz, yeni nesil sorulardan oluşan denemeler çok çok daha önemli hale geliyor burada. Eksiklerin için videoları izlemen gerekiyor Tonguç Evlen Bey'im. Bizim son tekrar kampımızdaki videolar gerçekten çok faydalı olacak senin için. Bütün konuları tekrar etmiş olacaksın. Bilmeyenler de oradan yeniden öğrenmiş olacak. Son tekrar programını mutlaka takip et Tonguç'um. Dikkat et, yapmamak içinse soruları gerçek sınav modunda çöz. Tonguç, mutlaka şunu unutma. Sınavda kaç dakika var bir sayısal sorusu için? 2 dakika var. Evet. Sözel soru için 1,5 dakika var. Dolayısıyla senin yapman gereken şey gerçekten test çözerken dahi bu 2 dakika ve 1,5 dakika kuralına uyman. Bunu yaparsan Tonguç evladım benim, hem sınava hazırlanmış oluyorsun her soruda ve hem de gerçekten de kendini birazcık daha sistematik çalışmaya alıştırıyorsun. Bilgi eksikliğin asla kalmamalı Tonguç evladım benim.
dikkat hatası yapmayı engelleyen bir şey bu aslında. Uyku ve beslenmeye lütfen önem ver. Yani ben geceliğin 4'te yatayım, 3'te yatayım. Ondan sonra ya sabah kahvaltısı yapmama gerek yok tarzına gitme. Birazcık daha düzenli bir yaşama geç. Bu son bir ay en azından da birazcık daha oyunları azaltmaya çalış. O zaman şunu unutma Tomuç'um. Başarı asla vazgeçmeyenleri diyoruz. Şunu da unutma, son tekrar programlarından hızlı son tekrar veya detaylı son tekrar yapabilirsin. Bunlar bu bir haftada, bu iki haftada bitiyor. Lütfen hem videolarla YouTube'dan ücretsiz yayınlanacak videolarla beraber özdeş gidecek bu programlarla başarına başarı katmayı unutma. Yani sen ben artık yapamayacağım. Ya bir haftada yapabilirsin veya iki haftada yapabilirsin. Lütfen kendini gaza getir, motive et. Yapacağım hocam. Aynen, yapamayacağım deme. Burada da bu cümlede söylediğimiz gibi başarı asla vazgeçmeyenlerindir diyoruz ve ödüllü sorumuzu soruyoruz. Hadi bakalım, başarılar olsun.